Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Arno Guren tarafından kaleme alınan Empatinin Yitimi, Kayıtsızlık Politikası üzerine başlıklı kitabı tanıtmak istiyorum. İlk baskısı 2006'da okuyucuyla buluşan bu kitabın çevirisini İlknur İgan yapmış. Şu anda elimde bulunan kitap 4. baskı ve 2015 tarihini taşıyor. Arno Guren bir psikiyatrist ve insan üzerine çalışıyor. Çalışmasında insanın bugün içine düştüğü kaygılar, içine düştüğü çelişkiler, içinden kurtulmak için gösterdiği savaşın bütün bunlar çok ciddi, hüzünlü ve tabii ki hepimize dokunan sorularla tartışılıyor. İnsanın ne olduğu sorusunun peşine düşüyor Arno Guren ve sonuçta onu kendiyle barışık olmayan, kendine dokunamayan, kendiyle ilişki kuramayan bir yapının sonucu olarak değerlendiriyor. İnsanlar diyor kendi acılarını yaşamadıklarında bunu başkalarında yaşamak ihtiyacı duyuyorlar. Kendileri acılarını bir şekilde tamamlamak, bir şekilde onlarla yüzleşmek ve acılarını yaşayarak onlarla baş etmek durumunda olmaları gerekirken maalesef bunu başkalarında arayarak başkalarının yaşamı üzerinde hissettikleri ihtiyacı gidermeye çalışıyorlar ve bu bir şekilde barbarlığa, bir şekilde otoriteryenliğe ve çok hüzünlü hikayelere yol açıyor. Bugün tabii insan çok değişik süreçlerin parçası olarak içinde yaşadığımız dünyada yer alıyor. Savaşlar, yıkımlar, nefret, kardeş kavgaları, şiddet, uyuşturucu kullanımı, suç ilişkileri, kadınların ve çocukların ayrımcılığa maruz kalması, kalabalık, zulüm vesaire gibi insanı her durumda bir şekilde çarpıklaştıran, onun yaşam alanını daraltan, onu sıkıntılı bir dünyanın parçası haline getiren oldukça ağır tazyikler, oldukça ağır baskılar var. Arno Guren böyle sıkışmışlık, böyle kuşatılmışlık içinde kendini yiyip bitiren bir insanın bu kurgudan, bu düzenekten nasıl kurtulacağı konusunda çok değişik örneklerini harekete geçirerek, onlarla yaptığı görüşme tutanaklarını bize hatırlatarak bir çıkış yolu, bize bir kapı aralamaya çalışıyor. Aslında yazarın üzerinde durduğu şey sonuçta şiddetin nasıl olup da insanı bu kadar kuşattığı, insanın bütün bu duygusal çemberine taşıdığı, içerdiği iyi ve güzel niteliklere rağmen nasıl başkasına hor görüyle, şiddetle karşılık verebilecek bir yapıya dönüştüğünü ele alıyor ve içinden geçtiğimiz dünyanın belli başlı özelliklerini, savaşlarını, kıyımlarını, gerilim alanlarını hatırlatarak bütün bu kaosta, bütün bu kaotik ortamda insana ne olduğu sorusunu soruyor. İnsan olmanın anlamını sorguluyor ama bütün yaptığı sadece sorgulamak ve bize betimlemeler yardımıyla içine düştüğümüz sıkıntıları yansıtmak değil. Aksine bunun içerisinden bir çıkış yolu aramaya çalışıyor. İnsanlar neden çocuklara kıyıyor, birbirine kıyıyor, kendine kıyıyor? Nedir bu insanlığın anormal düzeyde ilerleyen akışı? Bunları sadece göstererek bir durum değerlendirmesi yapmaktan sakınarak bize ayrıca bu süreçten nasıl kurtulacağımız konusunda kendi bilincimizi, beynimizi, kalbimizi, yüreğimizi nasıl kullanmamız gerektiği konusunda kitabın başlığına yansıyan o temel argümanı hatırlatarak bir şekilde bize yol göstermek istiyor. Onun derdi empatinin ne diye yittiğidir ve bunun ürettiği kayıtsızlığın hayatımıza ne tür faturalar
kestiğidir. Gerçekten de empatiyi kaybetmiş durumdayız. Başkalarının acılarını hissetme konusunda yeteri kadar olgun değiliz. Acılar bize bir haber olarak, bir anekdot olarak geliyor ve gidiyor. Dolayısıyla bu duyarsızlıkların ortaya koyduğu hikayelere dokunamadığımız, bu hikayelerin giderilmesi için gerekli çabayı göstermediğimizden dolayı garip bir bireyselcilik, garip bir bireycilik, garip bir kendine kapanmışlık içerisinde insanlık durumumuzu önemli ölçüde zayıflatmış olarak hayatta varlığımızı sürdürmeye başlıyoruz. Sonuçta hem kendimizde hem de başkalarıyla uyumlu bir beraberlik sürdürme konusunda yetersizlik sahibi olan bizler, bir insanlık durumumuz açısından da değerlendirildiğinde gerçekten kaybeden ve felaketin eşiğine ulaşan bir varlığa dönüşmüş oluyoruz. Yazar Arno Guren bu çalışmasında bize empatinin yeniden kazandırılması ve kayıtsızlık politikası yerine başkalarının acılarını, başkalarının hüznünü ve tabii ki sevincini de birlikte hissetmemizi sağlayacak bir diğer gamlık, bir yakınlık, bir empati aralığı bizlere sunmaya çalışıyor. İyi günler diliyorum. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.